tane farklı enerji kaynağından söz etmek mümkün. Bunların aralarındaki ilişki nasıl çalışıyor, arkasındaki mantık nedir? Bunları çözersem çok da zor gibi görünen bir beslenmeyi aslında istikrarla devam edebilirim. Birinci durak, enerjiye ihtiyacımız olduğu zaman nasıl beslenirsek beslenelim her zaman ilk ve öncelikli olan karp ve şekerdir. Neden? Çünkü hızlı enerjidir. Kolay bulunur, her şeyde var. Gerekli midir? İhtiyaç var mıdır? Hayır. Vücudun istemediği bir enerjidir. Bizde iyi gelmeyen, şifa olmayan, pek çok hastalığa sebep olan bir kaynaktır. O yüzden vücut şekerle muhatap olduğu zaman öncelikle onu yakarak ondan kurtulmaya çalışır. Öncelik vermesinin sebebi ihtiyacından değil, kurtulmaya çalışmasındandır. Peki ketojenik beslenmede bu nasıl çalışıyor? 20 net karbon altında bir karptan bahsediyorsak, o halde vücut zaten yağa alışmış ise, zaten yağ yakıyorsa durup dururken 20 net karplık bir şey için bütün vücudu durdurmaz. Bunu kale almaz ve ilk basamağa geçer. Enerji için şekere ve karbe uğramaz, tamamen yağ yakmaya devam eder. Peki bu nasıl oluyor? İkinci basamağa geçmesi gerekiyor öncelikle. İkinci basamak nedir? Pek çok insanın bildiğinin tam tersi kaslarımızdır. Kasları nasıl korurum? Eğer ki insani değerler içerisinde, insani ölçülerde ben protein tüketirsem, yeteri kadar protein aldığım zaman kaslarımın çevresinde bir tabaka oluşur ve kaslarımı korur. İkinci basamaktan da enerji alamaz, kaslarımı yakamaz. Mecbur kalıyor üçüncü basamak olan yağ geçecek ve yağ yakacak. Aslında bu kadar basit. Görüşürüz.